Dostlarım, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Nesne 102 alarm sistemlerinde geçikme süreleri nasıl ayarlanır, şifreyi nasıl girilir size onu göstereceğim. Bilmeyenler vatandaş varsa ID'leri direkt yazıp ortadaki o videoyu o tıklayasınlar vatandaş, takipçiler. O açıp seyredebilirler. Kanalımıza hoş geldiniz. Benim adım Emil Öngören. O çekiyor alarmları. Bugün yine video karşınızdayız. Anlatmaya çalışacağız. DESİ Metaliye 102 alarm panellerinin videolarının çekinesinin genliş geçikme süreleri nasıl ayarlandığını, uyarı bir sesi nasıl ayarlandığını göstereceğim. Evet, şimdi gençler, alarmımız bayağı kolay bir şekilde çalışır. Görmüş olduğunuz gibi. Evden dışarıya çıktıktan sonra uyarı verilmesi için gençler buraya 4 adet 0 tuşlamamız gerekiyor. 4 adet 0 tuşlayacağız paneli. Buraya 4 adet 0 tuşluyorum. Bir de memüle basıyorum. Bir de 96, buraya 96 yaptım. Bir de 96 yapınca bir 5 yaptım gençler. Bir de burada şu ikili bir 5'e yaptığımda böyle bir 5'e yaptım. Bir de bir 6'yı yapamıyoruz. 6. çünkü sonumuz bayağı görmüş olduğunuz gibi. Eğer şöyle bir 6'yı tıklarsan eğer, 6'yı tıkladığımız anlarda alarmla çalar, alarmla çalmazdı. Ben de hiç bilmiyorum yani. Genellikle. Bir de 6'yı tıkladım, bir deniyorum 6'yı, bir olayda diyorum. Bir de memüle bastım, bir de buradan çıkıyorum gençler. Evet arkadaşlar, şimdi olaylandı, alarm panellerimiz olaylanmış oldu. Alarmını kuracağım, alarmını kurup deneyeceğim gençler. Görmüş olduğunuz gibi bir daha isterseniz 4 tane 0 tuşlayarak şöyle bir memüle basarak şöyle bir görmüş olduğunuz gibi 96 5 yaparak şöyle bir görmüş olduğunuz gibi şu böyle bütün zonları 5. zon 6. zon böyle 5. zonu yakmak isterim. Bir de 6. zonu yakmak isterim gençler. Bir de bir memüle basarım. Memüle bastığınızda bütün zonları, ışıkları söner. Bütün hepsini alarm panelden, provandan çıkmış olur. Alarmını kulağımda da kurup deneyeceğim. Çünkü bir hareket dedektörümüz 1. zon bağlı. Şunu burun yani 4. zonu yakıyoruz. 4. zonu yaktıktan sonra sessiz süre verir veya sessiz sürenin vermesini istemiyorsanız 4 tane 0 tuşlayarak veya 96 5 yaparak ondan sonra gençler ondan sonra bir ses bir uyarı bir ekleyebilirsiniz alarm panellerinde gençler. Alarmını kuralım, bir testini edelim. Alarmını şuradan panavane vereceğim bir elektrik süpürgesine. Bir dakika. Şu bir elektrik süpürgesi istiyor bir annem gençler. Evet. Anne bir elektrik süpürgesini bir alabilirsen iyi olur. Yani şimdi alarmın testini edelim. Kulağın üzerinde kapalı kilit tuşuna basacağız. Alarm süre verilene kadar böyle tık 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 böyle bir ses duyacaksınız alarm panelde. Böyle bir tane minik tık sesi duyacaksınız. Bize bir geçikme süresi verecek. Evden dışarıya çıktığını müsaade edecek. Alarmını kuruyorum gençler. Evet. Şimdi bir tık yapıyor Şahada. Şahada evden çıktığımızı müsait ediyor. Alarm şahı kurunuyor. 12 saniye, 13 saniye kurunuyor gençler. Evet, şimdi manyetik kortağı şöyle bir diyelim gençler. Manyetik kortağı yine ikinci zonun, üçüncü zonun süre vermiyor başka bir zon ışıkları var ama
başka zonların ışıkları şerilerinin yansa onların belki şerileri süre vermiyordur. Hareket dedektörünüzü birinci zona bağlayın. O dördü yakarak dördüncü zonu yaptıktan sonra alarmı provana girin. Provanın şifresine girin. 4 adet 0 tuşlayarak bir servis bir şifresine girin gençler. Alarmını direkt ayarlanan yerlerinde ayarlanış oluyorsunuz. Alarm kurundu gençler. Hareket dedektörünü görünüyorum. Eve girdim. Bizi müsaade ediyor. Bize uyarı veriyor. Biz bunu ayarladık gençler. Biz bunu 4 adet 0 tuşladık alarm panelimizin veya metaliyeye görmüş olduğunuz gibi 96.5 yaptık. Ondan sonra 95 yaptığımızda star'a bastık. Alarm kendi kendine star ile geçiyor. Ondan sonra o uyarıyı veriyor. Alarm zaten kendi kendine otomatikten devreye girerek kurarken de zaten kendi kendine böyle şeklinde de bir süresini verecek gençler yani. Veya ve dişeyi de deneyeceğim. Manyetik kapı sensörünü deneyeceğim. Bir ikinci zon, üçüncü zon bunları süre veremiyor gençler. Hareket dedektörünün manyetik kortağı bunu da aynı şeklinde birinci zona kabloyu keserek hareket dedektörümüzü kabloyu manyetik kortağı birleştirerek bağlayabilirsin gençler. Bunların da çünkü ikinci zon, üçüncü zon zannetmiyorum yani desi alarmlardakiler o adamlar bana öyle söylemişler. Şöyle birinci hareket dedektörümüz eğer ki şöyle bir birinci zona bağlıysa ya şöyle bir diyelim. Şöyle beşinci bir sıfır tuşladım veya şimdilik şimdi bak dördü yaktığım anda dördü söndürürsem bir daha şöyle bir stay diyorum. Stay bastım. Şimdi gecikme süresini dördü söndürürsem bir daha alarm panellerinde gecikme süresini iptal etmiş oluyorsun. Alarmını kurup deniyorsunuz direkt. Şimdi bak görmüş olduğunuz gibi bir daha süre verecek. Bir daha süresi var şimdi. Ama yalnız bir şey söyleyeceğim. Dördü söylediğimiz için bir daha eve girersen direkt çalacak alarm. Çünkü dördü iptal ettim. Ama alarm ilk kurunduğunda tabii yani uyarı veriyor. Şimdi alarmını çağırdıracağım. Bak alarm çağırdı ki şu dördüncü zonu iptal ettiğimiz için bir tek alarm, direkt alarm çalar bir de bir uyarı bir ses veremez. Uyarı sesi ilk baştan kulandaya kapılı kilidi tuşuna bastığımız alanlarda uyarı veriyor ilk başta. Bir daha eve girersen uyarı vermiyor. Dördü iptal etmeseydik dördü. Eğer ki alarm panellerinde dördü biz iptal etmeseydik dördü. Dört numarayı bu şekilde gençler. Dördüncü numaramız yani gördüğünüz gibi yani iptal etmemiş oluyoruz. Hareket edecektik biz. Bir daha süre verecek. Siren yoksa çünkü aktif gelmeye başlayacaktı. Dışarıdaki siren yoksa çünkü aktif gelecekti. Dışarıdaki sirenler ondan sonra yani veya aktif gelmeye başlayacaktı görmüş olduğunuz gibi. Bir daha da çünkü alarmını kuracağım veya gençler. Ya kafayı yiyeceğim, Kur'an çarptı. Elimizdeki balığı kaçırdık. Balığı kaçırdık ya. Şimdi bugün yani ondan sonra yani bir daha şimdi... Kanka bence polisi arayalım. Yusuf ne diyorsun? Şimdi alarmı şahı yeniden tekrardan 4'ü basmamız için 5 tane 0 tuşlayacağız. Bir de memüle basacağız, bile basacağız. Tekrardan alarmını yeniden yapacağız gençler. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Veya arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdilik bir daha da 4. zonu iptal etmiş olduk. Eve girerken de direkt alarm çalar çünkü yani. 4'ü iptal ettiğimiz için yani. 4'ü yakmamız için buraya 5 tane 0 tuşluyorum buraya. Buraya 5 tane 0 tuşluyorum. Bir nemire bastım. Bir de 1'e bastığımız alanlarda hemen alarm çaldığı için burada 4. zon sönük olduğu için de 4'ü şuradan yakacağım. İsterseniz bir 5'i yakabilirsen de manyetik kortak 5. zona manyetik kortağı da deneyelim.
Mahitik Cortex Wireless'in ikinci zon, beşinci zona bağlı. Bir de stay diyorum, olayla diyorum. Bir de memure basıyorum, bir de çıkıyorum alarm panelden. Bir de alarmını kurup deniyorum gençler. Şimdi bir de alarm kurunun süresi verecek. Eve giderken de ben de bilmiyorum ama süre verilmez diye. Ama aşağı dördü yakmadım ama aşağıda. Ama bu adamlar diyorlar ki her seferi dördü yakın diyorlar gençler. Dördü yakmazsan yoksa alarm devreye direkt gelen direkt çalar. Hareket dedektörün görülmemesi için. Hareket dedektörünü biraz sağ tarafa baksın, biraz bizi görmesin şimdi. Bir dakika. Alarmını kuruyorum. Hareket dedektörü inşallah büyük ihtimalle de görmez gençler arkadaşlar. Bir daha süre veriyor gençler. Şimdi hareket dedektörün görünmemesi için şöyle bir manyetik ortağın yanına yaklaşacağım. Bak olmuyor gördüğün gibi. İkinci zona takmayacağız. Yani geçikme süresinin verilmesi için birinci zona yakacağız. Birinci zona takacağız. Dördüncü zon, birinci zonun hemen sağ tarafta 4 yazıyor. O zaman geçikme süresini ayarlayacağız. Eve girerken de geçikme versin diye. Şöyle bir şimdi ben 4'ü yakıyorum. Stay diyorum. Bir de provandan çıkıyorum gençler. Alarmını kurup deniyorum şimdi. Hareket dedektörünü artık düzeltebiliriz. Mahittik işlerimiz bitti gençler. Şu hareket dedektörü yatağa bakıyor. Benim yatağım var. Aile dedektörünün yatağı. O yatağa bakıyor arkadaşlar. Görmüş oluruz gibi. Kameraya bakıyor aşağı. Şimdi ben Çağ'da hareket etmiyorum. Çağ'da etmiyorum görmüş olduğunuz gibi. Bir daha çünkü süre verecek. 4'ü yaktık çünkü. 4 yanıyorsa eğer hareket edersek. Alarm direkt eve girerken de direkt hemen bir geçikme süresi verip bir birinci zon sönüyor yani. Neden sönüyor bu? Neden sönerdi bu? Yani bir de süre veriyor. Bir uyarı bir ses veriyor. Bir süre veriyor gençler. Ve uyarı sesleri verdikleri için 102 alarm panellerinde onun için eve gir diyeceksin. Hemen şifreye gir, sana müsaade et diyeceksin. Eğer ki bu tuş takımı, kepit tuş takımı takılırsa, eğer ki kulağında yoksa, eğer ki alarm sistemlerindeki şifreyle girip kuruyorsam, şifreyle girip kapatıyorsam alarmı, hemen şifreyi girmen için seni uyarı veriyor alarm veya seni müsaade ediyor hemen şifreyi gir diye gençler. Seni 102, seni veya beni haber veriyor hemen şifreye giriyorum diye. Şifreye girmezsen dışarıdaki silen yoksa aktif girip çok çalar gençler. Yani arkadaşlar. Bunun için yani gençler. Önce şimdi bunu tekrardan şöyle 9+5 yaptıktan sonra şöyle bir yaptım. 9+6+5 yaptıktan sonra birinci zon, ikinci zon, üçüncü zon, dördüncü zon, beşinci zon, altıncı zonlarımız hepsi yanmaya başladı. Şöyle bir 6'yı yapsam 6. zonumuz sönecek. Bir 5'e yapsam da 5. zonumuz sönecek. Bir hepsini yaktıktan yani şöyle 7'yi yaptıktan sonra böyle bir görmüş olduğunuz gibi 7'ye bastığın zamanlarda 7'yi de aynı şeklinde kablosuz alanlar bir zonumuz yanacaktı. Bir style diyorum, olayla diyorum. Şimdilik olayladım alarmı. Görmüş olduğunuz gibi. Şahada olaylanmış oldu. Bakalım bana alarm panelden başına bir şey gelecekti. Gelmeyecekti. Hareket ediyorum. Evet, hareket ettiğinde şahada bütün hepsini zonları yaktım arkadaşlar. Bütün zonlar yandı. Hareket dedektörümüz veya da bütün zonlarımız, dördüncü zonlarımız hepsini yandı. Bir de alarmını kurup deneyelim, testini edelim panelimizi. Panelimizi teslim etmek için kapalı kilit tuşuna basıyoruz. Ondan sonra alarmının kurulmasını bekliyoruz. Bana da uyarı veriyor aşağıda alarm. Evet arkadaşlar, o sesi iptal ettiğimiz için sesi iptal etmeyi alışacağım ben. Şimdi bir daha hareket edeceğim. Evet, veya hareket ettim.
Alarm bir daha da devreye giriyor. Alarm direkt dışarıdaki sıran aktif gelmemesi için istiyorsak da kullandığıyla iptal edebiliriz. İstiyorsak şu 45-45 tuşlayarak şifreyle basıp buradaki şu kırmızı tuşa basarakla buna basarakla şunları basarakla iptal edebilirsiniz alarm panellerinizi. Alarm panellerinizi isterseniz iptal edebilirsiniz gençler. Görmüş olduğunuz gibi. Sesi iptal ettiğim için sesi iptal etsem şimdi bir daha sessiz verecek. Sessiz istiyorsak alarm sessiz yani süresi verilmesi için bir daha bir 4 tane 0 tuşlayacağız. Bir daha 4 tane 0 tuşluyorum. Görmüş olduğunuz gibi memure bastım. 96 yaptım. Bir de şimdi bunu önce bir 7'yi bunların hepsini kapatmam gerekiyor. Bunu 6'yı bütün zonları kapatıyorsunuz vatandaş. 6 bir 5'i 5 var. Bir de 4 var, 3 var. 3 var bir de yani. 3 var, bir 2 var. 2 var, bir var. Bir stay diyorum. Bir polovan işleriniz bu şekilde çıkmış oluyor. Bir alarmını kuracağım. Bakalım bir sessiz bir süre verecekle eve gireceğim. Hareket dedektörünün eline uzatacağım, görüneceğim. Bakalım bu alarm panellerimiz bakalım şimdilik sessiz bir süre verecekle. İlk başladan alarmını kuracağım. İlk başta alarmı kurarken de yani bakalım bunda hiçbir şey bir tık bir ses, bir uyarı bir ses çıkaracakla. Alarmını kuruyoruz. Şimdilik kurdum gençler. Şimdi sesi iptal ettiğimiz için uyarı sesimizi iptal ettiğimiz için yani şu anda alarm bir daha bizim için uyarı için bizi için yeni yani artık uyarı bir ses vermiyor artık gençler. Evet şu anda sessiz uyarı veriyor. Şimdi hareket dedektöründe göründüm. Şu anda bir sessiz uyarı veriyor. Ama uyarı ve yani keşikle veriyor ama uyarıyı iptal et. Ettiğimiz için uyarıyı sesini yani önce yani genellikle büyük ihtimalle de yani arkadaşlar veya görmüş olduğunuz gibi şimdi uyarıyı iptal ettiğimiz için alarm direkt bir daha alarm kurundu diye bir daha uyarı veriyor. Geçekme süresinin çünkü sesi çıkarmıyor çünkü onu iptal ettik artık. Bir daha eklemek istiyorsak 4 tane tuşu tuşlayacağız. 96-5 yapacaksınız. Yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yani bütün hepsini zonlara yakacaksınız. Stay basacaksınız. Memure basacaksınız. Olaylayacaksınız alarmı. Bir daha alarmını kur dene. Bir daha süre verir çünkü. Bir daha süre verecek çünkü. Bakalım bir alarm panelden süre verirken de onda bir şey bir alarm panelden bir şey bir ses duyacaksınız gençler. Şimdi uyarı süresini ayarlandı yani genellikle bir sesini uyarısını verilmesini istiyorsak 4 tane 0 tuşluyoruz ve memure basıyoruz veya 96-5 yapacaksınız. 96-5 yaptıktan sonra burada 5-6 zonları yandı şimdi gençler. İstediğimiz alanlarda burada 4'ü, 3'üncü, 3'üncüsü, 2'ncisini, 1'incisini hangisinin o zonları yakmak isterlerse vatandaş şöyle 1'inci, 2'inci, 3'üncü, 4'üncü veya 1'inci, 2'inci, 3'üncü, 4'üncü, 5'inci, 6'ıncı zonlarımız hepsini yanar. Bir de olaylı diyorsunuz, bir de memure basıyorsunuz, bir de alarmını kuruyorsunuz. Bakın yani süre verirken de bakalım yani sesi çıkarttığını, çıkartmadığını alarmını kurup deneyeceksiniz, deniyorsunuz. Bir de deneyeceksiniz. Bak bu kadar basit. Bak bir daha yine süre, bir daha da ses çıkarıyor yine. Onu olayını yine de süre verilmesi için süre yani sürenin kendi uyarı sesi çıkarılması için 4 tane 0 tuşlayacaksınız. 96-5 yapacaksınız. İstediğin yani hangi zonları yakmak isterseniz o zonları yakabiliyorsunuz vatandaş gençler. Alarmını iptal etmek istiyorum. Dışarıdaki silah aktif gelmeden. Şimdi veya görmüş olduğunuz gibi videoyu kaç dakikada çekiyoruz gençler? Videoyu biz 19 dakikada çekiyoruz. Daha bizim çekmemiz gerekiyor gençler. Daha çekeceğiz. Alarmını yeniden sıfırlamış olduk yani gençler. Arkadaşlar veya görüş olduğunuz gibi. Bir de şifreyi nasıl değiştireceğini göstereyim.
Şifreyi belki de değiştirmeyi belki de YouTube'dan birisi paylaşmış. Şifre nasıl değişir diye. Onu işlerimi biraz sözebildim. ID elektriklere sözebilirim inşallah. Görmüş olduğunuz gibi. Şifreye girmek için şifreyi belki de bunun şifresinin KBK şifresini belki de bunun alarm panellerinde bunun şifresini değiştirmek için şifre değiştirmek istiyorum. Şifreyi değiştirmek için belki de yeniden 4 adet bir sıfır tuşlamam gerekiyor. Memura basmam lazım. Bir de bir kablo evde yapmam gerekir. 50 yapmam gerekiyor. Evet, şifreyi değiştirdiğini videoda gör. Gençler. Evet arkadaşlar, 4 adet sıfır tuşlayacağım. Şifreyi değiştirdiğimizi bana iyi izleyin. Bir de 4 adet sıfır tuşluyorum. 1 adet 1, 2, 3, 4. Bir de memure bastım. Bir de şöyle bir şifreyi değiştirmeyi evde bir söyleyeceğim. Böyle bir 50 yaptım. Bir de yeni şifreyi yapmam için 23 yapmam gerekiyor. Bir style bastım. Bir de bir daha şifreye gireceğim. Bir daha style'a bastım da mutlaka bu 102 alarm panellerinde büyük ihtimalle de ana bütün şifrelerin mutlaka değişmesi lazım. Bir de alarmını kuralım. 23 yaptık. 23 yaptım. ID Direktrix size ilk daha 102 alarm panellerinde şifre nasıl değiştirdiğini ilk daha da gösterdi. Veya alarmını şimdi 23 yapacağım. Şifreyi 23 yapacağım. Şimdi 23 yapıyorum. Bir de alarmını kuruyoruz. Bir daha süre verecek gençler. Şimdi süresini bekliyoruz. Şimdi eve gireceğim. Eve girdiğimde bir daha da Allah kısmet ederse bir daha süre verecek. Şifreyi değiştirmeye dikkatli olun gençler. Evet, alarm devreye girdi. Bir daha süre verecek. Evet, şifreye giriyorum hemen. Bu alttaki kırmızı tuşa basıp kapatıyorum direkt. Şöyle kapatarak, şifreyi yazarak da isterseniz alarmını iptal eder kişiler varsa da iptal edebilirsinler gençler. Görmüş olduğunuz gibi. Şifreyi değiştirme olayı o. 4 adet sıfır tuşla bir memura bas. Memura basıyoruz, bir 50 yapıyoruz. Yeni şifremize giriyoruz. 23 yaptım. Bir daha 23 yaptığımızda bir de star'a basıyorsunuz. Bir daha star'a basmadan önce yine star'a basıyorsunuz. Şifre provanı değişmiş oluyor. Şifre işlemini yani alarm şifresinin yani provanı değişmiş oluyor. Biz bunu yaptığımız şeylerimiz ki yani bu şekilde yani şifreyi değiştirdiğimizin yani işleminizi yani bu şekilde ID elektrik işlerimizi yani hemerlik bu şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdilik bugün sizlere geçikme süresinin nereden ayarlandığını göstereceğim. Geçikme süresini ayarlamak için buradan gireceğiz ama yani şöyle 5 adet sıfır tuşlamam gerekiyor. Bir de memura bastım. Çünkü şifre yazdığımız için artık şifre yazdığımız için geçikme süresinin artık o provanı girmez artık şifre yazdığımız için. Bir daha sıfırla tuşlayacağım. Artık çünkü kilitlendi. Artık alarm provanı ayarlanmış bulunmakta. Yine de o şifreyi yeniden silip yeniden eklememiz gerekiyor. Arkasında böyle ben sana ilk başta da alarm kartın üzerinde alarmı sıfırla diye tuş var. Tuşu 15 saniye basılıp tut alarmını yeniden sıfırla yeniden kur ya arkadaşlar yeniden gençler. Arkadaşlar veya gördüğünüz gibi. Şimdi bir de alarmı kurup deneyeceğim. Yeniden süresi çalışıyor. Şifreden yapacağım şimdi. Yeniden kurdum. Alarm şimdi 15 saniye desek bir de 12 saniye desek uyarıyı yine veriyor gençler. Şimdi hareket elektronunu göreyim. Bir daha alarmının aktif kendisini bekleyeyim gençler. Evet, alarm şu anda aktif geliyor.
zon sönecek. Hareket edektörü sönmüşse hareket edektörü bir daha görerek zonlarımız söne 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 görüyor gençler. Evet. Bir de şu anda gördüğünüz gibi veya arkadaşlar hareket edektörü süre verilene kadar hareket edektörün ışığı yanmaya devam ediyorsa alarm panelden üzerinde zon ışık yana söne söne yana söne 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 yana yana yanmaya devam edecek dedi. Alarm çalacak diye o ışığı yandığını gösteriyor. Gençler yani. Biz 25 dakikaya 30 dakikaya yaklaşacağız arkadaşlar. Biz bugün çok uzun video çekeceğiz. Gençler. Arkadaşlar daha yazımız gelmedi. Bakıyorum bir dakika. Otoratiğe de. Tamam bir dakika ben gidip otoratiğe basacağım. Arkadaşlar kadın geldi binanın önüne anahtarı olmadığı için ama sana zahmet ama kapıyı açabilir misiniz dedim. Ama sağlık dedim ben gittim kapının oraya görüntü dizinin oraya otoriteye bastım. Kadından dedim icaet ettim teşekkür etti bana kapıyı ben açtığım için oğlun için olabilir. Evet bir de alarmını kuracağım deneyeceğim bir de alarmın çağırdığı şifreyi. Kapatıp sözlüğe deneyeceğim gençler. Bir de alarmını bir daha da kuracağım. Bir de bir fızlı bir şifreye giriyorum. Şimdi fızlı bir şifreye girdim gençler. Şu an fızlı şifreye girdik gençler. Alarm direkt çalarsa şifreyi 23 direkt girerek alarmı direkt iptal ediyorum. Kırmızı tuşa basıp kapatıyorum direkt. Görünüyorum direkt. Hareket edektörünün. Göründüm. Alarmın şifresini gireceğiz. Direkt kapatacağız arkadaşlar. Bu kadar basit. Şifreye gireceksiniz. Alarmı susturacaksınız. Hemen kapatacaksınız. Alarm kapatmak. Böyle şeklinde alarm panellerinde şöyle bir kapatmak zaten bu kadar da kolay gençler. Yani bu kadar da basitli. Şimdi bir alarm sessiz modu kullanmadan basit deneyeceğim. Uyarı vermeyecek. Sadece geçirme süresinin uyarısı verecek. Kullanmadan deneyeyim. Sessiz modu var. Sessiz modunu kurduktan sonra bak bir tek sadece bir tek bir tık 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 bir sesi bir uyarı bir sesi veriyor bir tek. Bir de hareket edektörünü göreceğim. Bir hareket edektörü sönsün. En aşağı hareket edektörümün söndüğü için uyarıyı bıraktı gençler. Bir de alarmını kuruyorum. Gece yatarken de aynı şeklinde gece yatarken de sessiz modu kullanabilirsiniz. Kulağımdan altında sessiz modu var kullanabilirsiniz gençler. Şifreden de kullanabilirsiniz. Şifreden kurup alarm direkt hemen sustuğunda hemen uyarıyı vermedi gençler. İsterseniz kullanmadan da bassan aynı şeklinde de uyarı vermeyecek. Alarm hemen direkt sussa hemen uyarıyı vermeyecek hemen. Şifreden girdim direkt uyarıyı vermedi gençler. Gece yatarken de aynı şekilde memure basıplı bu da hani memure basıplı vatandaş aynı şeklinde kullanabilirsiniz. Yani gece biz yattıysak eğer gidip yatıp uyuyoruz. Memure basıyoruz. Style'da yeşil tuşa basıyoruz. Alarm panelinin üzerinde yeşil bir tuş var. İsterseniz kulağında da kullanabilirsiniz. O tuş takımı keep it dokunmatik bağlıysa bu panellerde tuş takımından da bağlayabilirsiniz. Şimdilik şahada alarmını kurduk. Alarm şahada kurundu gençler. Şahada görmüş olduğunuz gibi. Şahada alarmı kapat. Buradan kapatamıyorsun artık. Şöyle buradan bassan da buradan kullanmadan kapanması gerekiyor. Bir de şifreye girip kapatmamıza gerekiyor. Bir de buna basacağız. Bir de alarmı iptal ederek şöyle şeklinde bunu vatandaş kapatabileceksen isterseniz bunu da kapatabiliyorsun gençler. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videomuzun sonuna geldik. Marmara Deniz'e
Herkes hiç kimseye girmesin gençler. Arkadaşlar bizim Aqua Dolphin'e, Marmara Denizi'ne yine girmeyen vatandaş direkt bizim o havuza karşı, bizim Aqua Park'a karşı su parkları koştu direkt insanlar. Marmara Denizi'ne girenediler ya insanlar. Marmara Denizi'ne girenediği için insanlar. İnsanlar bize direkt Esenkent su parkları koştu direkt haberlerde direkt gösterdi. Aqua Dolphin Festival gir. Haberlerde olayı anlatır. Marmara Denizi'nden yüzünden direkt insanlar direkt su parkları koştu diyecekler. Aqua Dolphin, Bahçeşehir, Esenkent Aqua Dolphin yaz. Millet bak nasıl su parkları koşuyor diye görebileceksen gör. Yine Marmara Denizi sudan dolayı yani deniz sayısından yine de herkese dikkat olsunlar. Herkes onun parası kişiler 90 TL Aqua Park 90 TL'yi alıyorsa 90 liramız varsa da Aqua Dolphin'e 90 lirayı vererek havuza direkt koşturup girebilirsiniz. Marmara Denizimizden kurtulup yani direkt havuza karşı yani girerek yani Marmara Denizi'ne kurtularak minnet zaten bütün günde görmüş olduğunuz gibi bütün su parkları koştu. İsterseniz havuza koşturabilirsiniz. 90 liraya TL'ye ücretini vererek yani Aqua Park su parkını vererek yani ücretini vererek yani görmüş olduğunuz gibi yani görmüş olduğunuz gibi veya arkadaşlar su parkları koşup diye havuza girebilirsiniz. Sizlerlerek isteyenler havuza girip gitsinler. Sıcacık veya görmüş olduğunuz gibi sıcacıklı yani havuzun içerisinde girip serinleyen isteyenler havuza girip koştursunlar su parkları. İster girebilirsinler. Millet zaten bütün günde Marmara Denizi'nden pislik yüzünden zaten görmüş olduğunuz gibi bütün millet bütün günde su parkları koştu. Aqua Park yazarak o bütün şeylerinin yine millet nasıl koşturuyor ya bu zarlarda o videoyu izleyersiniz Aqua Park Facebook videosundan. Arkadaşlar kendinize bakın. 102 alarm panellerini izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Programını nasıl girindiğini herkese izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize bakın. Ayda delitlik yazdıktan sonra beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize bakın. İş arışına veya hoşça kalın veya görüşürüz güzele. Beni takip etmeyi yani takip edin. Bana bir alarm panelden bir şey isterseniz iyi izlersiniz. Bana bir şey vatandaş bir yorum yapıp yorum atsınlar gençler. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın veya arkadaşlar. O alarmı izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın veya kendinize bak iyi çalışınlar. Hoşça kalın. Görüşürüz. Gözlere bay bay.